Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şerefli müminler, ayet ayet sırasıyla devam ediyoruz. İkinci cüzdeyiz. Sayfa 22'nin en son ayeti. Bir de Türkiye'de hocalarımızın en çok okuduğu aşırı. Ne demek aşır? 10 ayet. 10 ayet demek aşır. Kur'an'da hocalarımızın en çok okuduğu aşırlarındandır bu ayetler. Bakara suresi 153. Şöyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Kur'an'da kaç tane ya eyyühellezine amenu var bakmadım ama böyle bir hitap geliyorsa bu çok özel bir çağrı. Ey iman edenler. Rabbimiz Kur'an'ımızda en çok ehli imanı muhatap alıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ya eyyühellezine keferu. Ey gavurlar. Sadece bir tane geçiyor. O da bu dünyada değil. Yani Allah'ımız dünyada kafirleri muhatap almıyor. Devamı şöyle. La te'tezirul yevm. Kafirlere hitap eden ayetin devamı. Bugün özür dilemeyin. Ya innema tujzauna ma kuntum ta'malun. Bugün dünyada yaptığınız ihanetlerinizin karşılığını göreceksiniz. Yani dünyadaki o inkarcılığınızın, o kafirliğinizin karşılığını göreceksiniz. Kafir kelimesi ne demek? Kafirin Türkçe karşılığı ne? Hep inkar diyoruz da neyi inkar ediyor adam? Kafir illa Allah'ı inkar eden demek değil. Müşrik. Müşrik kafir demek biliyorsunuz. Kafirlerin, küfrün çeşitleri var. Renklerin çeşitleri var değil mi? İşte kırmızı var, sarı var, mavi var, bordo var, var da var. Bir de renklerin tonları var. Kafirliğin de çeşitleri var. Üst kelime kafir. Türkçesi ne demek dedik? Hakkı örten. Gerçeği gizleyen kimse demek. Gerçeği gizleyen kimse. Gerçek neyi pekala? 2 kere 2, 4. 8 var. 5 var, 3 var. Bu 4 versiyon içerisinde 2 kere 2, 4'ün gerçeği hangisi? 4. Değil mi? 2 kere 2, 8. Gerçek mi? 2 kere 2, 10. Gerçek mi? Hayır. 2 kere 2, 1. Gerçek mi? Hayır. Bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Kafir dediğimiz kimse de gerçeğin üzerini örten, gerçeğin görülmemesi için çalışan, gerçek dışı bir şeyi kabullenen. Kafir, gerçek dışı şeyleri kabullenen kimse demek. Mesela müşrik. Allah var diyor. Tamam. Ama Allah'ı dinlediğim kadar vazgeçemeyeceğim, Allah yerine koyduğum biri daha var diyor. Bu müşrik işte. Allah kadar tapındığı, vazgeçemediği birisi daha var. Müşrik. Allah'ı inkar ediyor mu? Hayır. Hatası ne? Allah'ın yanına bir Allah daha koyuyor. Yanlış burada. Hristiyan. Kafir mi, Müslüman mı? Kafir. Hristiyan demek ne demek? Kafir demek. Neden Hristiyan'a biz kafir diyoruz? Adam Allah'a inanıyor.
İsa aleyhisselama da inanıyor. Ama inanış şekli nasıl? Gerçek dışı. Yani hakkın dışında bir kabullenme. Allah İsa'ya peygamber derken o diyor ki İsa Allah'ın oğludur. Haşa. Allah Celle Celaluhu'ya diyor ki İsa'nın babasıdır. Haşa. Meryem annemize diyor ki haşa. Bir şeyler uyduruyor. Yani kafir ne demekmiş? Gerçek dışı, gerçek olmayan şeyleri kabul eden, gerçeğin üstünü örten kimse. Onun için Allah'ımız Kur'an'ımızda kafirleri hiç muhatap almaz. Bak ya ehlel kitap der. Ya ehlel kitap, ey kitap verilen kimseler. Yine onlarda bir ümit var. Sapık da olsa düşüncesi. Dallin ne demek? Dallin ne var içinde dallin deyince? Sapıkların kimini kastediyor Allah bu dallinde? Her gün okuyoruz namazın içinde. Dallin ne demek? Hristiyanlar demek. Ya Rabbi beni Hristiyanlar gibi sapıklardan yapma demek. Fatiha'yı okurken bunu söylüyoruz. Hristiyanların aslı bir zamanlar Müslümandı. Bizim gibi Müslümandı onlar da. Pekala Allah'ın oğlu, kızı bilmem neyi, ne zaman bunlar böyle olmuşlar? Gerçekten sonra, gerçek ilim kendilerine geldikten sonra, gerçekler anlatıldıktan belli bir zaman sonra sapıtmışlar, akıllarına göre davranmışlar. Akıl onu gerektiriyor. Kardeşim bu çocuğun babası olmaz mı ya? Buna bir baba bulmak lazım. Baba olarak kimi bulmuşlar haşa? Allah'ı bulmuşlar. Aklı onu oraya götürmüş. Aklıyla ne yapmış bu adam? Sapıtmış. Onun için benim hocam mantığıma pek yatmıyor. Pekala senin mantığın yanılmaz ölçü müdür? Şaşmaz doğru senin mantık mı yani? Ya yanılıyorsan? Evet. Kur'an'da 88 yerde Allah'ımız ya eyyühellezine amenu demiş. Ey iman edenler. Ama nasıl iman edenler? Oysa ki Hristiyanlar da iman ediyor. Yahudiler de iman ediyor. Müslümanlar nasıl iman etmişler? Allah'ın istediği gibi iman edenler demek bu. Yani hak olana iman edenler, hakka iman edenler, tek gerçeğe, tek gerçeği kabul edenler. Gerçek bir tane, hak bir tane, hak iki tane olmaz. Doğru çok olabilir ama hak bir tanedir. O da Allah ne demişse Allah'ın dedikleri haktır. Allah'ın dediklerine ters düşen, atalarımız da olsa, babalarımız da olsa, ters düşüyorsa yanlıştır. Bak şimdi ne geliyor? Allah'ımız ya eyyühellezine amenu dedi ya, ey iman edenler. İste'inu. Muavin buradan geliyor. Muavin. Muavin yardım eden kimse demek. Muavin. Kime yardım ediyor? Şoföre yardım ediyor. İste'inu ist olursa başında isteyiniz demek. Ne isteyiniz? Ne isteyiniz? Yardım isteyiniz. Ey iman edenler yardım isteyiniz. Ne ile yardım isteyelim ya Rabbi? Yardımı nasıl isteyelim? Biz sabri yardım nasıl istenecekmiş? Sabır ile yardım isteyiniz. Sabırla. Sabır ne demek? İsrarla. İsrar demek, israr. İsrarla bıkmadan, usanmadan yardım isteyiniz. İsrarla yardım isteyiniz. Yardım talebinden vazgeçmeyiniz.
3 ayı geçti şu anda Gazze'de. İnsanlar ölümle, zaten ölüyorlar da, bir de açlıkla ölüm sınırına geldiler. 3 ayı geçmiş. Biz ne bekliyoruz? Ya bunlar çok kaliteli Müslümanlar. Bu adamlar bir an önce Allah'ın yardımı gelmesi lazım bunlara, değil mi? Şimdi burada kim sınanıyor? Burada kim sınava tabi tutuluyor? Burada kim sınavda, kim kaybediyor, kim kazanıyor? Kim sınava tabi tutuluyor? Gazze'nin dışında Müslüman geçinen bizler şu anda sınavdayız. Rahatsız bile olmuyorsak, bugün yukarıda soğuk diye yukarıda duramadım ben dünya. Oysa ki bizim burası alttan yanıyor. Konforlu bir cami. Ankara'da iki cami varmış alttan yanan. Bir bura, bir de bir yer daha varmış. Ona rağmen dün esintiden üşüdüm ben yukarıda. Daha alttan yanan bir yerde üşüyoruz. Karnımız tok, sırtımız pek. Camide üşüyoruz. Daha sıcak yere geçtik. Ya Gazze'dekiler ne yapıyorlar şu anda? Ev yok. Yiyecek yok. Yetmiyormuş. Bir de katil oğlu katil yukarıdan aralıksız bomba yağdırıyor. Burada ayıp kimin ayıbı? Kimin ayıbı burada ayıp? 2 milyar Müslüman geçinen bizlerin ayıbı. Kim neyi bekliyor acaba? Çağrı yapıyorum. İsrail dur. Dursun İsrail. Kınıyorum. Ben de kınıyorum. Sen de kınıyorsun. Çare o değil ki. Ama düşürüldüğümüz durumu anlayalım diye söylüyorum. Onlar direniyorlar. İsrar ediyorlar. Ölelim gitmeyelim vatanımızdan. Türkiye'de kafası bozuk bir kesim var. Kimisi savaştan kaçıyor, buraya geliyor, savaştan kaçtı diye kızıyor. Ben yerimi terk etmeyeceğim diyene de terörist diyor bu diyor. Tutanağı yok, şeyi yok, ölçü yok. Nereden ne bulursa. Allah'ın yardımı ne zaman gelir bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Yalnız Kur'an'ımızda örnekleri var. Em hasibtum, siz zan mı ettiniz? En tedhulul cennete, cennete gireceğinizi zan mı ettiniz? Ve lemma ta ki ye'tikum, gelene kadar, ne gelene kadar? Meselullezine halev min kablikum, sizden önce yaşamış olanların başına gelenler, sizin başınıza gelene kadar cennete gireceğinizi falan mı zannediyorsunuz? Ya Rabbi ne zannı? Cennetin tam ortası benim diye düşünüyorum ben, zandan da öte. 6 kaloriferli yerde namaz kılıyorsa ya Rabbi daha ne istiyorsun? Hani bakış açımızı ifade için böyle bir cümle kullanıyorum. Messetumul be'se ve'd-darra. Onlara her türlü sıkıntı, her türlü zorluk isabet etti de ve zulzilu, öyle sarsıldılar ki onlar, hatta ta ki yekûler rasûl, peygamber ha peygamber, Allah'tan vahiy alan adam, o bile öyle sıkıntılar, öyle yoksulluklar çektiler ki peygamberleri, ya peygamber, Allah'la direkt irtibatı olan, vahiy alan peygamber, وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ, peygamberin yanında olanlar, مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ, ya Rabbi, bu Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler ya. Kim demiş bunu? Peygamber demiş, peygamber. Peygamber ve peygambere iman edenler, ya bu Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demişler. Öyle daralmışlar, öyle zorlanmışlar, öyle sabretmişler ki ta bunu demişler. Onların çektiklerini siz çekmeden cennete gireceğinizi zannediyorsunuz. Sabır ne demekmiş? Direnmek. Oradaki insanlarımız
canlarıyla direniyorlar, ölümüne direniyorlar. Pekala, Türkiye'deki Müslümanlar paralarıyla direniyorlar mı? Hani oradakiler canını ortaya koyuyor. Madem benim de canım yanacak kadar hatırı sayılır bir yardımda bulunayım diyenimiz var mı? Bu sözüm önce bana, sonra size. Benden sonra size bu söz. Sözde kardeşiz ama sözde bu. Sözün ötesine henüz geçebilmiş değil. Allah'ımız bizlere uyanmayı, bir beraber olmayı nasip eylesin inşallah. Onun için ey iman edenler, sabrediniz, direniniz. Pes etmeyiniz. Yalnız nasıl sabredelim ya Rabbi? Nasıl sabırla yardım dileyelim ya Rabbi? Sabırla yardım isteyiniz. Yardım istemekten vazgeçmeyiniz. Sabırla yardım isteyiniz. Bir de bir sabri ve sala. Sabırla ve namazla yardım dileyiniz. Şimdi buradan ne çıkacak? Bakın. Adam hiç namazla işi yok. Hocam bana dua et. Duayla da işi yok kendisinin. Duayı da başkasına sipariş veriyor. Pekala, dua nasıl edilecekmiş? Allah'tan bir şey nasıl istenecekmiş? İki şartı var diyor Rabbimiz. Bir, ısrar edeceksiniz diyor. İsrar etmenizi istiyorum ben sizin. İki, namaz kılarak benden isteyin. Demek Allah'tan istemenin iki şartı. Bir, namaz kılınacak. Namazsız yardım var mıymış? Yokmuş. Ya kardeşim, yıllardır namaz kılıyorum, dua ediyorum, dualarım kabul olmuyor. Haşa. Bunu da çok duyuyoruz. İnsan neden böyle düşünüyor? Sebebi, hulikal insanu acula. İnsan aceleci yaratılmıştır. İster ki bir şey hemen oluversin. Geçenlerde söyledim, tekrar söyleyeyim. Geçen bana birisi bir yazı yazmış. Sosyal medya hesaplarım üzerinden. Hocam, arkadaşım ateist. Ne demek? Hiçbir şeye inanmıyor. Evvelsi gün bir ağabeyim geldi. Hocam dedi, bir sıkıntım var. Hayrola? Benim bu oğlan dedi, bir kıza vurulmuş. Evlendirdik. O da tamam. Hacı bayrama gittik. Evet. Ben düellerimi açtım, dua ediyorum. Kızım sen de dua et yavrum dedim. Hocam kız demesin mi? Baba ben böyle şeylere inanmıyorum. Geç o iş. Hocam o gün bugün uyku uyuyamıyorum diyor beyefendi. Şimdi bana ne yapayım diye soruyor. Zor bir durum. Allah hidayet etsin. Burada oğlumuz sadece görseline aldanıp evet demeyecek. Oğlan bir kere şuursuz. Burada suç oğlanda mı? Oğlanı hangi okula yazdırdın? Çocuğu sen ne kadar, nasıl yetiştirdin? Yani şöyle geriye gittiğimizde eksiklerimiz var. O soran da, hocam benim arkadaşım ateist. Bana diyor ki, madem sizin Kur'an'ınızda Allah İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten kurtardığını anlatıyor da bugün 20 bin çocuk ölmüş, katledilmiş en korkunç bir şekilde. Allah, bir İbrahim'i kurtaran Allah niye bu çocuklara yardım etmiyor? Soru bu. Neticesi ne bu sorunun? Karşılığı ne? Demek Allah yok kardeşim. Olsa yardım ederdi. Mantık bu. Bunun iki tane cevabı var. Bir, burada Allah yardım edecekse, müdahale edecekse, 2 milyar Müslüman, 8 milyar insanım diye ortalıkta dolaşan bizler ne işe yarayacağız? Birinci karşılığı bu. İkinci karşılığı daha önemli. Dünyada varoluşumuzun bir amacı var. Amaç. Müslümanlar için söylüyorum. Gayrimüslimlerin zaten bu konuda
pek bilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Müslümanlara göre dünyada niye varız? Dünyada varlığımızın sebebi Allah'ın rızasını kazanmak. Süper, tam cümle bu. Allah'ın rızasını kazananın karşılığı ne olacak? Cennet olacak. Allah razı olursa, kulum ben senden razı oldum, şu da senin ödülün diyecek. Yani netice söylüyorum, dünyada varlığımızın ana hedefi, gayesi Allah'ımızın rızasını ve cennetini kazanmak. Doğru mu? Bir adam 100 sene yaşıyor dünyada. 100 sene yaşamış. Ama yaşamış sadece. Bir türlü cehennemden yakasını kurtaramamış. Cehennemlik bir odun. 100 yıl yaşamış ama cenneti hak edememiş. 80 sene yaşamış, cenneti kazanamamış. Çocuk daha yav çocuk. 2 sene bir ömür sürmüş dünyada. Ahirette karşılığı neresi? Cennet. Çocuk 2 yılda 100 yılda yapamayan adamın yaptığını yapmış. 15 yaşında bir delikanlı, daha bıyıkları yeni terlemiş, 80 sene yaşayan ultra zenginin beceremediğini becermiş. Bir hanımefendi 21 yaşında 60 sene el bebek, gül bebek, villalarda yaşayan kadından daha karlı bir iş yapmış, cenneti kazanmış. Böyle baktığınızda Rabbimiz der ki وَلَوْ لَا اَجَلُمْ مُسَمَّنْ لَقُضِيَ الْاَمْرِ Eğer Allah'ın tayin ettiği bir zaman olmasaydı anında işlerini bitirirdik. Şöyle daha iyi anlayalım. Ahiretin bir günü, dünyanın ne kadar yılı? Tam 1000 senesi. Ayet bu Kur'an'da. Ahiretin bir günü dünyanın 1000 senesi, 1000. Dünyadaki 1000 sene, ahirette bir gün. 100 sene ömür yaşayan bir adam 2 saat 40 dakika yaşıyor. Bugün 30.000 çocuğu katleden dünyamızın ultra vampirleri, onların arkasına dizilmiş katil sürüleri, bütün sahip oldukları o en korkunç silahlarıyla çocukları öldürdüler. Kendileri kaç yaşında şu anda? Hadi en genci 20 yaşında olsun, oradaki katil sürülerinin, askerlerini söylüyorum. Emir veren elebaşları olsun 60-70 yaşında. Kaç yılda yaşar bunlar? Hadi en iyi yaşayan 50 sene daha yaşasın. Ahiret zaviyesinden baktığımızda 50 yıl ne kadar yapıyor? 1 saat 20 dakika. Yani bu ultra kafir, ultra vampir, ultra katil kaç saat sonra Allah'ın huzuruna gelecek? Cenab-ı Hak diyor ki 1 saat 20 dakikası var zaten diyor bunun önüme gelmesine. Ona diyor ben dünyanın kaç köşe olduğunu, kaç bucak olduğunu göstereceğim. Onun için müdahale yok. Bundan dolayı da aklını her şeyin üstünde tutan zavallı zannediyor ki Allah müdahale etmediğine göre Kur'an'da İbrahim'i kurtardığını anlatan Allah demek yok. Demek bunlar hikaye. Olsaydı buraya müdahale ederdi zannediyor zavallı. O da buradan ayağa kayıyor. Allah'ımız imanlarımızı muhafaza eylesin. Ayeti ne dedik? Ey iman edenler, Allah'tan sabırla ve ısrarla, sabırla, ısrarla ve namaz, bak altını çiziyorum hızla. Namaz kılarak yardım isteyiniz. Onun için Allah'tan yardım isteyecek kimseler ne yapacak? Namaz kılacak. Evet. İnna Allahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ben bu kadarla iktifa edeyim. Bütün geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah için El Fatiha.